Merhabalar. Medyaskop'un sinema programı Sinemaskop'a hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de korku sineması diye bir başlığımız var ve konuğumuz sinema yazarı Murat Tolgaşen. Merhaba Murat. Merhaba. Şu sıralar yine üst üste korku filmleri, Türk yapımı korku filmleri girmeye başladı. Vizyona bunu konuşacağız. Tabii ki şuna geleceğiz. Yani özellikle son yıllarda çok revaçta olan bir akım var. Ben buna biraz cin bazlı kokteyl diyorum. Bunları konuşuruz ama önce şunu konuşalım. Normalde bu aylar, Ocak, Şubat, Mart ayları aslında büyük gişe filmlerinin üst üste vizyona girdiği aylardı. Fakat sanıyorum bu yıl biraz bu Mısır Savaşları diye hep kodladığımız mesele yüzünden bu yapımlar girmeyince piyasa biraz korku filmlerine mi kaldı? Ya piyasa aslında şu an kim girmek istiyorsa ona kaldı. Evet. Korku filmi yapımcıların, dağıtımcıların da böyle bir şeyi var. Yani hani bir vizyon haftası yakalayalım, iyi bir vizyon haftası, oradan filmi sokalım gibi bir endişeleri hep vardı. Evet. Bu işi de iyi beceriyorlardı. Ve işte şimdi biliyorsun daha önce vizyon görmüş gişe filmleri tekrar girmeye başladı. İki ay önce vizyona girmiş film, ikinci vizyon diye yeniden vizyona giriyor. O arada korku filmleri de bu fırsatı değerlendirip kendilerine yılın en iyi zamanlarında vizyon şansı elde ettiler. Evet. Aslında normalde bu korku filmlerinin yine en az bir 150 bin gibi bir şeyi oluyor. Oluyordu. Oluyordu. Oluyor. Şimdi bakalım bu haftalarda ne olacak onu göreceğiz. Evet, yani bir zamanlar hani en kötü korku filmi 100 bin yapar diye bir şey bile vardı, hani motto bile vardı ama sonra artık bir doyum noktası oluştu. Yılda 30-35 filme kadar çıkıldı. Hatta biz şöyle söyleyeyim, öteki sinemada yılın korku filmini seçiyorduk seyirci oylarıyla. Tıpkı SİAD ödüllerinin Nuri Bilge Ceylan'a gitmesi gibi bizimki de genellikle Alper Mesci'ye gidiyordu. Hatta korku böyle, filmlerinin NBC'si. Eleştiriliyordu böyle Alper Mesci ödülleri başladı falan diye ama yapacak bir şey yok. Onun filmleri çok tutuluyor. İlk dönemde 100-150 bin oluyordu ama şu an 10 bin, 20 bine kadar düştü. Çünkü fazlaca seyirciyi sömürmeye başladılar. Bir de enflasyon da orada başladı istemesemez. Evet, çünkü her hafta, şimdi bak her hafta bir korku filmi girecek. Tabii yani, yılda 5 film varken iyiydi ama. Evet, isimlerini tabii hatırlamakta da zorlanıyoruz artık ama sanıyorum bu hafta giren Musabbar. Haftaya Hüddam 2, sonra Marid, sonra Şeytanı İns. Evet. Böyle ilginç isimler. Seninle yayından önce de konuşmuştuk. Evet. Artık böyle hani din referanslı isim olmaktan çıktı. Hı-hı. Bana şey gibi, yemek ismi gibi gelmeye başladı bunlar. Yani Musabbar deyince hani böyle patlıcanla yapılan bir yemek bir şey gibi geliyor. Evet, i̇şte evet, Marit evet. deyince bir Akdeniz mutfağından bir şey gibi falan fazla zorlamaya başladılar bu isim hadisesini. Evet, doğru. Peki şimdi bu cin bazlı kokteyle biraz bakalım tamam. Seninle. Yani herhalde ilk nasıl başladı? Dabbe'yle mi başladı? Nereden başlatmak lazım bu akımı? Yani bizim bir de büyüğü var biliyorsun. Evet, evet. Yıllar önce girmişti. Şimdi bizim korku sinemamızı ikiye ayırabiliriz aslında. Bir, yani büyü mü dabbe mi ben de emin değilim. Araya bir yani ama büyü demek daha doğru olur. Hı hı. Bir büyüden öncesi var, bir büyüden sonrası var. Büyüden öncesinde yıllar içinde gerçekleşen filmler var. Bunların tamamının esini, ilhamı, fikri Batı sinemasından geliyor ve replika doğru. düzeyinde işler. Video döneminde video için çekilen çok fazla korku filmi evet. var. Özellikle bir slasher patlaması var ama bu filmler kimliğini çok net belli eden filmler değil. Mesela Lanetli Kadınlar diye bir film var. İşte bir milyonerin metreslerini bir malikaneye konağa toplayıp orada sonra o gece hepsinin baby doll'lar içinde koşturarak oraya buraya katledilmesiyle ilgili Eyvallah. Bir film. Ben çok keyifle izlemiştim. Evet, evet. Bu ama bunların hepsinin fikri dediğim gibi dışarıdan geliyor. Hatta bizim bir Shining replikamız bile var. Tarık Tarcan'ın, Selin Dilmen'in oynadığı Biri Beni Gözetliyor. Evet, evet. Hatırlıyorum. Yani gerçi evet. görüntü kalitesi çamur gibidir aynen, o filmin. Onlar birçoğunda hakikaten o görüntü ve teknik şeyler çok kötü. Çünkü yani aşırı kötü ekipmanlarla, ışıksız, sessiz çekilmiş filmler bunlar. İmkansızlıklarla, evet. Sonra büyüyle birlikte başlayan orijinal korku filmleri dönemi var. Burada da aslında doğru bir formüle oturuyor bu filmler. Yani temel olarak doğru bir formüle oturuyor. Çünkü bizim batıdaki gibi canavarlarımız yok. Bu tür mitler oluşturmamışız. Yani kurt adamdı, vampirdi, Frankenstein'dı. Yani bunun edebiyatı da yok. Dolayısıyla sineması da olamıyor. Doğu toplumu daha böyle ruhani şeylerden, supernatural, böyle doğaüstü fenomenlerden daha çok etkileniyor ve orada aslında doğru bir yönelim var. Fakat korku sineması zaten ticari bir tür. O yüzden de hemen formüle edip bunu sömürmeye başlar. İşte orada
Türk korku sineması, Türkiye'nin korku sineması sıkıştı ve Uzak Doğu korku sinemasının başına gelen şey oldu. Şu kuyudan çıkan uzun saçlı kız gibi bir şeye sıkıştık biz de burada. Doğru, o anlamda işin yaratıcı kısmı neredeyse tamamen geri plana itildi. İşte efektlere biraz daha abanalım. Görsel ve ses efektleri, işte jump scare'leri çoğaltalım gibi kendince bir takım yollara sahip. Yani büyüyle başladı diyoruz ama mesela şu formülü getiren film Dabbe. Dabbe. Yani bu bağırtma, çığırtma böyle yani aşırı ses kullanımı, ani jump scare sahneler falan filan. Bunlar bütün şu an izlediğimiz bu korku filmlerinin hepsinin ilhamını Dabbe verdi. Burada kendi tarzını oluşturup gişesini yapan ve seyircisini koruyan yönetmenler var. Alper Mesci, Özgür mesela. Bakar gibi. Başka şeyler deneyen yönetmenlerimiz var. Can Evrenol gibi. Ama genellikle Hasan Karaca'dan işaret ettiği yönden giden bir şimdi, sinemacı kuşağı. Türkiye'de korku sineması derken şu tabii ki şeytanın da adını muhakkak analım. Aha. Çünkü Metin Erksan gibi önemli bir ustanın çektiği bir remake. O tabii ki Metin Erksan çok özel bir insan ve o hafif bir megalomanisi içinde o filmi aslında orijinalinden daha iyi olduğunu da iddia ediyor. O tabii tartışılır ama yine de o yılların 70'lerin sonlarıdır herhalde tahmin ediyorum. Üzerinde durulması gereken bir yapımı diye kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle. Yani şeytanı yurt dışına gidip orada izleyip not alıp sonra gelip burada çektikleri gibi bir durum var ve bence çok iyi bir yerelleştirme var. Yani bu kadar bu kadar Batı referanslı bir hikayeyi, o kültüre ait bir hikayeyi böylesine başarılı bir şekilde yerelleştirdiği için ben çoğu kişinin aksine şeytanı bir top, grup aktivitesinde dalga geçmek için izleyenlerden değilim. Bana göre dört başı mamur iyi bir filmdir şeytan. Eyvallah. Ama ne yazık ki biliyorsun o dönemde hep bunlar müstakil böyle istisnai denemeler olarak kalıyor. Münferit. Yani çok iyi bir replikadır. Şimdi şunu düşündüm bir yandan da. Şimdi doğuda daha ruhani diyoruz bizim bakışımız. İşte biraz işte dini kitaplardan şey yapıyoruz ama bir de masallarımız var bizim. Evet. Aslında orada da baktığın zaman korku öğeleri çok fazla. Bunlardan da aslında faydalanmak iyi bir kanal olabilirmiş. Elbette. Mesela benim çocukken en korktuğum şeylerden biri Dede Korkut hikayelerinde okuduğum Tepegözler. Sonra o Tepegözleri Ray Harryhausen'ın stop motion yaratıkları olarak Simbad filmlerinde gördüm ki Simbad da doğu referanslı bir öyküleme, hikayeleme. Öyle. Ama işte orada zannederim şu sıkıntı, yani korku sinemasının bir teknik ihtiyacı var, bir efekt ihtiyacı var. Şimdi Tepegöz'ü nasıl yapacağız? Yani çok böyle fakir teknik imkanlarımız var ve makyaj efekt konusunda hiç iyi değiliz. Dolayısıyla görünmeyen şeylerle korkutmak daha mantıklı gelmiş olabilir. Hem öyle hem aslında o da önemli bir alan yani. Tabii. Mesela gişe komedisinde bir mafya belası vardır biliyorsun. Evet. Aslında o mafyanın her filmde olmasının tek sebebi şu, ucuz aksiyon yaratmanın başka yolu yok. Evet. Yani oraya işte üç tane siyah ceketli, kravatlı adam koyup kahramanın peşinden koşturduğun zaman bir şekilde aksiyon yaratıyorsun. Doğru, onu çok kötü kullanan da var. Biraz yaratıcı şekilde kullanan da var. Ama şu en son organize işlerdeki gibi hani iyice artık yerlerde sürüneni de var. Evet, orada maalesef, iyice kötü olmuş. Peki bir de şunu konuşalım. Biraz evvel Can Evrenol dedik. Bence iyi bir örnek. Çünkü Can farklı işler yapan, işte Baskın'la özellikle Ev Kadını'nı da izledim ama Baskın daha da ilginç bir bakış açısı vardı. Farklı yönelimlerle aslında korku denilen ögeyi uyandıran bir sinemacı. Birkaç tane daha aslında böyle şey var. Mesela Küçük Kıyamet diyebiliriz. Tabii, çünkü nedir? Deprem korkusu üzerinden aslında çok önemli bir mesele. Korkacak çok şey var. Bunu nasıl anlatacağız? Evet, bu anlamda Küçük Kıyamet benim en sevdiğim Türkiye'deki korku gerilim sineması örneklerinden biri. Çünkü ben 99 depreminde Gölcük'teydim bu arada. Orada yaşıyordum ve bu travmayı, yani korku sineması toplumun travmalarından beslenir. Dolayısıyla cin tarafında, cin sineması tarafında bu işi en iyi yapan Alper Mesci, öbür tarafta da Küçük Kıyamet'in bunu layığıyla becerdiğini ama nedense arkasının gelmediğini düşünüyorum. Bir de Eve Dönüş filmi vardır, bilir misin? Evet, doğru söylüyorsun. Keza o da yine Türk sinemasına dahil edebileceğimiz ve
bizim travmalarımıza, geçmişimize ait yani bir şeydi. Sarıkamış meselesidir oradaki de. Aslında bir doğayla, o karlar altındaki doğayla olan bir mücadele. Bir de o biliyorsun Osmanlı'dan bu cumhuriyete taşınan bir travmadır toplum için. Evet. Oradaki askerlerimizin donması, ölmesi falan. Bunu bir korku hikayesinin, gerilim hikayesinin içine... Alpan Eşeli yanılmıyorsam yönetmeni Alpan Eşeli'ydi. Küçük Kıyamet dediğimizde de tabii Taylan Biraderleri anmak lazım. Sanıyorum Taylan Biraderler yani böyle bir film tabii ki yaptılar ama onlar sadece tek bir türe bağlı kalan bir kardeş yönetmenler değil. Farklı türlerde de çektikleri için onun devamını belki kendileri getiremedi aslında o anlamda. Aslında onların da ben tutku düzeyinde başlarda en azından korku sinemasına, tür sinemasına bağlı olduklarını düşünüyorum. Ama bir de işin ekonomisi var. Evet. Ben de bir zamanlar sadece korku sineması üzerine yazılar yazarken profesyonel sinema yazarlığına geçince vizyon filmleri yazmaya başladım. Mesela bu hafta kritiğini yazdığım film bir romantik komedi, Öldür Beni Sevgilim gibi. Evet. O da aslında... tür sineması ile ilgili esanslar taşıyan bir şey ama olabiliyor böyle şeyler. O yüzden Taylan Biraderlere kızmıyorum ama keşke peşini getirebilselerdi. Ama sizin bu Öteki Sinema tabii ki devam ediyor. Tabii. Öteki Sinema tabii, sitesi tabii. Ve orada da yine bu tür filmleri. Elbette. Hem de aslında sizin yaptığınız şöyle de güzel bir şey var. Eskiye yönelik de araştırmalar yapıyorsunuz. Kesinlikle. Ve Türkiye'deki B sineması dediğimiz B-movie'lerin aslında çok... geniş bir alan orası. İçinde ne aslında hazineler yatıyor değil mi? Evet, Öteki Sinema ben yaşadığım sürece hatta ben öldükten sonra Allah bir süre daha devam edecek çünkü domainini ve hostingini böyle uzun vadeli olarak şey yapıyoruz. Para kazanmıyoruz kesinlikle. Ama istikrarlı bir şekilde 2005'ten bu yana yapıyoruz. Çünkü biz orada yayınlanan şeyleri biz de okumayı seviyoruz ve buna ihtiyacımız var. Çok iyi bir yazar kadrosu var. Can Evrenol da bir zamanlar mesela, bizim yazarlarımızdan biriydi. 150'ye yakın yazısı hala sitede. Tabii. Mesela Can'ı ve Özgür Bakar'ı mesela diğer yönetmenlerden farklı kılan şeylerden biri de budur. Bu genç insanlar, bu genç sinemacılar korku sinemasına meraklılar. Aynı zamanda seyirci olarak seviyorlar ve bilgilenmişler bu konuda. Ama bir de sırf para kazanmak için bu işe girenler var. Yani hayatında hiç korku filmi seyretmemiş ya da türe özel bir ilgisi olmadığı sırf halde. Sırf izleyici var diye. Aynen, orada bir işe var diye oraya saldıranlar var. İşte o iş kötü. Evet, Can gibileri, işte Özgür gibiler. Onlar daha hem sinefil karakterinde koruyan sinemacılar. Kesinlikle. Ve zaten onlar biraz daha değişik bakışlar getirebiliyorlar türe sanıyorum onu özellikle. Ama Öteki Sinema gibi aslında siteler de bunun gelişiminde katkıda bulunuyor. Yani bunlar olduğu müddetçe, insanlar bunları okudukça daha çok merak, daha çok üretim, daha çok paylaşım gibi şeyler yapıyor. Burada büyük bir merak var. Benim de Öteki Sinemayı başlatma amacım şuydu. Dünyayı Kurtaran Adam'la ilgili yerli içerik arıyordum, bulamadım. Sonra girdim bir Fransızca site buldum. Nanarland diye bir site. Sitede Dünyayı Kurtaran Adam için bir alt site yapmışlar ve aklına gelebilecek bütün görsel, işitsel materyalleri oraya koymuşlar. Ama site Fransızca. O zamanlar Google Translate falan filan da yok. Yani o zaman dedim böyle bir şey olmalı yani. Yapacaksak bir sinema sitesi. Ve Fransızca kursuna başladın. Ve Fransızca kursuna başladım ve orada Veronica'yla tanıştım. Sonra... Orada. Keselim. Neyse. Öteki Sinemanın ben amacını ve vaadini yerine getirdiğine inanıyorum. Değerli yazar arkadaşlarımız sayesinde. Doğru. Ve Türklerin korku filmi, Türkiye'de yaşayan insanların korku filmi seyretmeyi çok sevdiğini biliyorum. Çünkü ben... hem sinemada büyümüş hem de video kaset kiraladığımız o dönemlerde o furyanın içinden geçmiş biriyim. O video kasetçilerde her zaman için en çok kiralanan filmler korku filmi. Elbette biz aynı kuşaktanız. Evet. Ben de video dönemini bizzat birebir yaşadım. Aha. Hakikaten hafta sonu alınırdı 10-15 tane kaset. Gece sabaha kadar hiç uyumadan bir şekilde o şeyler seyredilirdi. Evet. Ben o zamanlar Samsun'da yaşıyordum. Cenk Koray Video diye. Samsun'da niye Cenk Koray Video diye bir videocu belki vardı? Belki Samsunlu mu Cenk Koray? Bilemiyorum. Evet. Yani videocunun adı Cenk Koray Video'ydu. Evil Dead... Kötü Ruh filmini kaç hafta beklediğimi gelmiyorduk. Yani kaç tane kaseti vardı. Bir de onlar kendileri çoğaltıyordu biliyorsun. Tabii. Ona rağmen yani haftalarca bekledim kasetini kiralamak için. Adımı sıraya yazdırdım falan. Benim hiç anlamadığım hep de hayalimdir. Yapmak isterim. Neden Türkiye'de bir korku sineması festivali yok? Yani 3 günlük bile olsa bir aslında böyle bir festival her yıl yapılabilir yani. Denedik. Öyle mi? Zamanında denedik. Ankaralı genç bazı arkadaşlar girişimci oldular. Biz de bu projeye ortak olduk, inandık. Fantasturka diye bir şey yaptık. Hatırlıyorum Fantasturka'yı. Evet, evet. Fantasturka'da hem korku filmleri gösterdik hem de geçmiş ustaları onurlandırdık. Yani
Yılmaz Atadenizler, Çetin İnançlar, Kurt Tulgarlar geldiler oraya. Söyleşiler yaptık. Çok güzel. Mesela o söyleşileri isterdim ki çekseler de YouTube'a falan bir yere koysalar. Çok değerli cümleler kurdular çünkü. Ve epey de ilgi oldu. İnsanlar yerlerde seyrettiler filmleri böyle. Fakat devamı gelmedi. Yani benim enerjim olsa ben yapmak isterim ama ben de çok fazla yere dağıldığım için öyle bir enerjiye sahip değilim. Vallahi böyle aslında birkaç kişi bir araya gelip böyle bir şey yapmak lazım. Şimdi o Kunt Tulgar falan o isimleri sayınca öyle büyük bir şey var ki orada hatırlanması ve üzerinde durulması gereken. Remix miydi birkaç yıl önce? Remix Ripoff. Bir şey çıkmıştı. Remix Ripoff. O belgesel bile ne kadar keyifliydi. Evet. O iki kere, üç kere falan izlemiştim. Mesela o belgeseli niye çeken arkadaşın şu anda YouTube'a koymadığını ve kitleye ulaştırmadığını çok merak ediyorum. Yani koysa ne güzel, biz de yayarız. Tabii, öteki sinemadan paylaşırız, ederiz. Belki çok buradan bizi duyarsa. Evet, hani, yani yaparsan iyi olur. Harika olur, evet. Peki biraz da şuna bakalım mı? Yani dünyada da korku sineması hep var. Evet. Hiçbir zaman hani bu konuda bir şey yok. Terk edilmiş bir tür değil. Mesela Western bir dönem terk edilmişti. Asla. Ya da müzikaller tamamen terk edilmişti. Evet. Şimdi yavaş yavaş yeniden bunlar da doğuyor ama. Evet ama yani aslında doğamıyor. Yani bir sancı var evet, burada evet, ama. Evet evet, bir sancılı bir durum. Fakat korku sineması her zaman var ve üstelik her dönemde bir yenilenme geçiriyor. Hı hı. Ben özellikle son yıldaki yenilenmeden çok memnunum. Bu yıl mesela en son A Quiet Place diye bir film izledik. Güzel tamamen fikir, evet, ses üzerinden, sessizlik üzerinden. Yani oradaki mesela hamile kadının doğurma sekansı benim korku sinemasında izlediğim en etkileyici, en büyük cinnet anlarından biri yani. Evet, evet. Muhteşem. Ya şöyle, Batı şunun değerini biliyor. İnsanlar bir, korku filmi izlemekten hoşlanıyorlar. İki, bu iş ucuza mal ediliyor ve iyi para kazanıyor. Hmm. Mesela geçen hafta, iki hafta önce vizyona giren Doğum Günün Kutlu Ölüm Günün Kutlu Olsun 2 var. Evet. Bunun Beyaz Perde'de iki kritiğini de ben yazdım. Hmm. Şimdi ilk film 5 milyon dolara, 4.8 milyon dolara mal oldu. 57 milyon dolar gişe yaptı. 10-15 katı yani, para kazandı. Evet, altın yumurtlayan tavuk ve devamı geldi hemen. Yani bu da zannederim Final Destination ya da Soul gibi bir seriye dönüşecek. Dönüşebilir. Öyle bir potansiyeli var. Nasıl yaparlar bilmiyorum. Çabuk tükenir gibi de geliyor bir yandan. Ama dediğim gibi yani ucuza mal ediyorsun, iyi para kazanıyorsun, yurt dışında pazarlayabiliyorsun filmi. Ev sineması için çok müsait bir tür korku sineması. Doğru. Yani bu işin bir de hani bir zamanlar DVD tarafı vardı, şimdi Netflix tarafı var falan böyle. Bir de işin ilginç yanı son yıllarda onu da görüyoruz. Yani buradan neredeyse otör sinemacı çıkıyor. Mesela Jordan Peele Get Out'u yapmıştı. Şimdi girecek birkaç hafta sonra. Adam baya baya bir korku sinemacı. İşte orada Get Out'ta da olduğu gibi onlar mesela fantastik sinemanın o eleştiri tarafını, yani eleştirel gücünü iyi kullanıyorlar. Evet. Bilim kurgu sinemasında da bunu iyi beceriyorlar. Bizde o yok. Evet. Bizdeki korku sineması mekanik olarak korkutmak üzerine kuruldu. Doğru, o konuda çok eksiz. Evet. Yani bu işte küçük kıyamet gibi i̇şte ya o, da okul muydu? Okulda mesela da aslında. Mesela sınav korkusu evet, üzerinden evet, aslında güzel da bir var. Şey vardır. O işte o okuldaki arkadaşların rekabeti falan. Ama yani burada en zirveye çıkan hep Küçük Kıyamet. Yani o aşılamadı. 2005'ti sanırım. Sanıyorum öyle bir, evet. Küçük Kıyamet'i bir şekilde aşamadı Türk korku sineması. Ki neler var yapılabilecek. Evet, baskında da aslında mesela otoriteyle ilgili bir sıkıntı tabii vardır falan önemli, böyle. Evet. Baskın aslında sırf adı yeter, ev kadını. Evet. Yani içeriğiyle ilgili kimi eleştirilerim benim var. O önemli değil. Ama işte bunlar hep yaşadığımız travmalar. Dediğin gibi işte ev kadınlığı bir travma. Kadınlık her anlamda bir travma tabii Türkiye'de. O konuda çok aslında alan açık. İşte okulluk, öğrencilik bir travma, işte deprem bambaşka bir travma. Ona bakarsan trafik bile bir travma. Yani bir trafik yani üzerine bir korku filmi yapmak çok aslında mümkün. Her şeyden ya, adamlar asansörde yapıyorlar biliyorsun korku filmini yani. Ki bizde bu asansör dediğin şey hep yaşanıyor. Evet yani. O bizdeki en büyük korku yani işte bir televizyon yıldızını asansörden düştü falan komada öyle, hala bir inşaatta biliyorsun 10 kişi bu Torunlar inşaatında 10 işçi birden hayatını kaybetmişti. İşte hepsi olur ama yani bütün ama bu... işte şöyle bir şey var Emrah. Bunu yapmak isteyen çok sinemacı var. Evet. Yani elini tutan mı var bu adamların? Evet var. Şöyle Can bile baskını yaptıktan sonra yakın arkadaş olduğumuz için de biliyorum. Filmin afişi değişmek zorunda kaldı vizyona çıktığında. Hmm. Baskının yanına bir de Karabasan diye isim eklenmek zorunda kaldı. Çünkü seyirci beklentisine göre dağıtımcı müdahalede bulunuyor. Ve öyle bir işte yani mesela sistem şeyi var. Benim hiç sevmediğim bir afişle ki çok daha iyi bir illüstrasyon afişi vardı. Benim hiç sevmediğim bir afişle
sinemalara çıktı ve Baskın Karabasan oldu. Halbuki evet. Baskın kendi başına. Başka bir şey Baskın. Evet, güçlü bir isimdi yani, ne gerek vardı. Tabii polis Baskın'da anlatıyor bir evet. Yani. Yani bu mesela şu şimdiki sinemacılarda niye adam filmine Marit ismini koysun ki, ne anlam yani bir, benim için Marit ne demek bilmiyorum gerçekten. Balık kılçığı mı demek, ne demek? Evet, yani, sadece bir korku filmi evet, olduğunu anlıyoruz evet, galiba ama, onun için tercih ediliyor. Ama oraya başka bir şey koyduğun zaman mesela hani Exorcist dediğin zaman o öbür adam biliyor yani bunun şeytan çıkarıcı olduğunu. Evet. Ha, mesela Exorcist deyince de yani bizdeki olay şu, aslında doğru bir şey. Din referanslı korku filmleri insanları etkiler, korkutur. Dünyanın en iyi korku filmi hangisidir dediğimizde genellikle Exorcist deriz, o da öyle. Evet. Ama bizdeki sıkıntı şu, burada saplanıp kaldık. Evet. Başka tür, yani korku sinemasının bir sürü dalı var, alt var, türleri var. Oralara geçemiyoruz. Tabii doğayla ilgili olanları tabii, var. Tabii. İşte o slasher'lar var slasher'lar böyle yani. Var. Yani slasher'da aslında büyük potansiyel var da onu kimse göremiyor. Yani. Ama işte slasher'ın gereklerini yapacaksın. O biliyorsun belli miktarda erotizm de İçerdiği zaman tabii, şey oluyor. Peki şimdi onu da sorayım. Yani sence Kültür Bakanlığı'nın bu tür filmlere bakışı nasıl? Bir destek anlamında? Bakmıyorlar bile. Hiç, yani Can'ın şey Kültür Bakanlığı'nın başvurup geri döndüğünü biliyorum. Baskın başvurup da kabul edilememiş olamadı bir film. Evet. Can kendi kişisel imkanlarıyla çekti daha sonra. Kültür Bakanlığı bu tür filmlere bakmıyor. Evet. Yani şöyle söyleyeyim sana. Bizdeki sıkıntı büyük aslında. Sadece korku sineması da değil. Biz bazı filmler ve bazı sinemacılar dışındaki kitleyi görmezden geliyoruz. Mesela niye bizim festivallerimizde komedi filmleri yarışmıyor? Yarışmıyor. Yarıştırmadığın zaman da bu filmler yozlaşıyor gişede. Yani peki, olabilir, doğru. Benim fikrim bu. Çöpçüler Kralı'ndan Recep İvedik'e geliyorsun. Yani evet, toplumsal eleştiri yapan harika bir komedi filminden, komik filmden aynı zamanda. Tabii. Recep İvedik'e geliyorsun çünkü sen bunu takdir etmediğinde, değerlendirmediğinde, desteklemediğinde o gişe de yozlaşıyor. Yani komedilerin hep böyle yani bir şanssızlığı var evet, galiba. Yani Oscar'da da biliyorsun komediler hep geri plana itilir. Evet. Hiçbir zaman en iyi film adayı bir komedi olmaz. Altın Küre buna işte karşı çıkıp işte komedi ve müzikal diye bir kategori açtı ama dediğin gibi bizde tek tük mesela geçen bir ben içinde olduğum için biliyorum Sofra Sırları bir kara komediydi. Evet. Festivalleri dolaşmıştı. Evet. Ama çok hakikaten nadiren bunlara evet, yani işte, alan açılıyor. Bir de Naciye var işte birkaç yıl önce festivalleri evet, gezen işte falan böyle. Gibi, ama yani ben mesela korku sinemasının, Türk korku sinemasının asıl potansiyeline bir şekilde festivaller tarafında kabul edildiğinde ulaşacağını düşünüyorum. Çünkü o zaman eleştiri de girecek filmlerin içine. Yeni bir şeyler denemek isteyen yönetmenler gelecek. Doğru. Ben sinemacıların da tür sinemasını denemek istediklerini düşünüyorum. Yani kesinlikle, evet. Otor sinemacılarımız da mesela Derviş Zahim, Nuri Bilge deniyorlar aslında filmlerinde. Doğru, doğru. Sekans bazında doğru, da olsa deniyorlar. Evet, deniyorlar. Ha. Yani festivallerde atıyorum belki yarışma olmaz da özel bir bölüm açarsın. Evet. Türkiye Korku Sineması i̇şte gibi. İstanbul Film Festivali yapıyor onu ama mesela Dario Argento için yapıyor. Onun keşke için, bizim Türkiye Korku Sineması'na evet, bunu ayırman lazım. Çünkü evet, o yıl atıyorum artık 150-200 film çekiliyorsa hı-hı, neredeyse 30-40 tanesi de korku filmi evet, olmaya başladı. Evet, yani, yani üretim çok arttı. Şeye kalite belki zaman düşüyor ama onları işte festivallerle belki biraz daha çok yükseltmek hani şu an mümkün. Çekilen filmlerin %20'si, 25'i korku filmi diyebiliriz. Bu cümleyi kurabiliriz. Sanıyorum öyle. Vallahi bir yerlerde bir şeyler başlatmak lazım. Dediğim gibi mesela ben Kadıköy'de oturuyorum. Gözüm Kadıköy sinemasında. Sahibi olan, işletmecisi olan aynı zamanda hanımefendiyi de tanıyorum, Funda Hanım. O böyle projelere de çok açık. Çok mesela güzel. Orada bir gerilim korku, bu arada tarifi veriyorum ben buradan, biri yapacak 3 ay içinde. Görüyorum, orada mesela böyle bir şey yapılabilir ve insanlar hem seyirci meraklı olur, hem sinema dolar, salon dolar, hem de sinemacılar için bir başka bir moral şey, yeni formüller bulma imkanı oluşabilir diye düşünüyorum evet, yani. Evet, evet. Peki birazdan artık kapatacağız tamam, programımızı. Son olarak şunu da konuşalım. Bir de artık Netflix'in de Türkiye'ye girişiyle evet, biraz daha sektörde farklı bir hareketlenme evet, de oluştu. Hem işte yerli Netflix yapımı diziler yavaş yavaş oluşuyor. İşte Muhafız'ı gördük. Can da onun evet, yönetmenlerinden biriydi. Evet. Bu arada ilk yerli Netflix projesi Hakan Muhafız bir fantastik dizi mesela evet, evet. Dolayısıyla yani bir aile dramı, ilişki cinneti şu bu falan olmadı. Yani bir fantastik diziyle başladılar ve garip bir şekilde yurt dışında yurt içinde olduğundan daha çok tuttu. Evet, zaten bence biraz bunu da göz önünde bulundurarak Netflix böyle bir projeyi seçti. Çünkü şöyle bir şey var abi. İstanbul'a dışarıdakiler bizim baktığımız gözle bakmıyorlar.
Yani biz mesela Hindistan'a iki fotoğraf makinesi alıp Hindistan'a gitsek hani makineyi bozarız bir günde her şeyi çektiğimiz için ama bir Hintli o gözle tabii bakamıyor, alışmış evet artık. Biz de İstanbul'a alışmışız ama bir İtalyan ya da İspanyol izlediği zaman İstanbul'u o şekilde hop. Bu yani taraf... onun içinde tabii yoğun bir oryantalizm de var. Evet, yani şimdi, o yüzden zaten. Şimdi o şeyini kabul edelim. Yani Muhafız'da da onu ben yoğun işte olarak hissettim. İçerik Uçanalı çok derinleşmiyor. Evet, içerik çok derinleşmiyor. Ama yüzeyde böyle bir evet işte şey bakış var. Ama yine bu tip Netflix yapımları da aslında bu alana biraz destek olabilir gibi olur geliyor bana. Ben Netflix'in burada epey bir ivmelendirme başlatacağını düşünüyorum. Netflix dışında başka Amazon gibi başka aktörler de yerli yapımlarla girme hazırlığındalar. Dolayısıyla mesela Blue TV'de de biliyorsun Masum, yine Masum'u da tür sinemasına dahil edebiliriz. Şahsiyet bir de şahsiyet. Yani bunlar televizyonda yani korku işlerini, işte Çağınırman Kabuslar Evi'ni izlemiştik. Öyle bir deneme vardı, evet. Yine bir seri vardı, 8-10 filmlik. Galip Tekin'in acayip hikayeler. Acayip hikayeler, evet. Star'da o zaman evet, şey evet, böyle işte bir gizli dosyalara başlayıp gizli, bıraktılar. Sır dosyaları vardı, İspice replikası taklidi diyeyim. Yani böyle istisnai bazı denemeler var. Ama asıl mobil tarafta yani internet televizyonculuğu üzerinden sanki bir dalga gelecek gibi geliyor bana. Ve orada bu cin işini de kırabiliriz. Olabilir. Hı-hı. Spielberg biraz sinirli bu konuda ama o sonra niye alıyorlar falan diye bir çıkıntılık yaptı. Şey gittiler bile onun ben desteklediği Green Book'a verdiler evet, ne evet yazık ki ödülü. Şöyle düşünüyorum. Orada bir gereksiz bir endişe var. Yani bu şey gibi geliyor. Hatta çok sevdiğim bir sinemacıdır Spielberg. Hmm. En iyi zamanlarını tabii bitirdi ama hani böyle camide namaz kılmayanlara kızan hoca imam gibi geliyor bana yani. Yani bırak isteyen camide kılsın, isteyen evinde kılsın yani. Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsun Fida filmin bir mottosu var Emrah. Film sinemada izlenir diye. Evet biliyorum. Ama abi üstünden 25-30 yıl geçti o lafın. O zaman 55 ekran televizyon vardı. Şimdi benim evimde 100 küsur ekran 4K bir televizyon var. Yani pahalı da değil bu arada. Hava atmıyorum ben zengin. Bu ucuz artık kolaylıkla 1000 liraya projeksiyon cihazı satıyorlar. Elbette ki sinemada film izlemek çok güzel bir şey ama hangi sinemada film izlemek çok güzel? Kadıköy sineması, Beyoğlu sineması gibi, Atlas sineması gibi sinemalarda film izletiyorsan bana film izlemeyi hiçbir şeye değişmem. Ama gece kulübüne benzeyen zincir sinemalarda film izlemek bir de o vizyona giren filmlerin de hali ortada. Görüntü kaliteleri de çoğu zaman. Yani projeksiyonları da zayıf oluyor. Evet şöyle söyleyeyim. Evet çok iyi fuaye. Çok iyi koltuklar, rahat. Arkaya uzanıyorsun, yok şu bu falan. Ama ben kulağıma gelen sese perdede gördüğüm görüntüye bakıyorum. Hele bir de üç boyutlu olursa film. Sadece tahmin ediyorsun. Burada ya bu zincir sinemalarından birinde benim bir Suspiria deneyimim var bu sene. Filmin finalini tahmin ettim. Burada galiba böyle bir şey oluyor falan diyerek. Sonra OFCS üzerinden filmin DVD'si geldi bana. Filmi evde izlediğimde falan daha dedim daha yani. Yanıldı o. Peki evet. Tamam yavaş yavaş din sohbetine doğru dönüyorum. Şimdi kapatıyorum. Bu haftada Sinemaskop'ta sizinle birlikteydik. Korku sinemasını, Türkiye'de korku sinemasını konuştuk. Sinema yazarı Murat Tolgaşen konuğumuzdu. Evet. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.